Gözün afetleri. Gözü haramdan sakınmak emrolunmuş bir hükümdür. Ayet-i de müminler için tedip ve gözü bir takım şeylerden sakınmanın gerekliliğine dair emir vardır. Ayrıca gözü harama kapamanın faydasına işaret edilmiştir. Kalp teskiye ve temizliği veya hayır ve ibadeti çoğaltmak. Çünkü harama bakmakla bir kısım hayaller başlar ki, insanı zikrullah'tan alıkoyar. Kalbin huzuru kaçar ve hafıza dağılır. Cenab-ı Allah buna işaretle buyuruyor ki, senin için hakkında bir bilgi hasıl olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, kalp bunların her biri bundan mesuldür. İsra Suresi 36. Ayet Ayrıca harama bakmak seni birçok yasak şeylere davet eder. Bu sebeple şeytan saptırmaya, kalbi vesveseyle doldurmaya fırsat ve yol bulmuş olur. Şer ve günah kapılarını açar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Harama bakmak, iblisin zehirli oklarından biridir. Kim onu benim korkumdan terk ederse, buna karşılık ona öyle bir iman veririm ki, onun tadını kalbinde hisseder. Taberani, Müslim'in Cerir radiyallahu an'tan yaptığı rivayette, Hazreti Cerir radıyallahu an diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ansızın vaki olan nazardan sordum. Buyurdular ki, gözünü hemen ayır, bakmaya devam etme. Fakirlere, biçarelere küçümsememe yollu bakmak da göz afetlerinden biridir. Çünkü böyle yapmak haram olan bir gururlanma ve böbürlenmedir. Bir zaruret yokken günah ve nahoş şeylere bakmak Yıldız akışını takip etmekte bu afetlerdendir. Çünkü bu gibi şeylere bakmak vakti israf etmekle beraber görme kudretini de zayıflatır. Kapama ve bakmama bakımından gözün afetlerine gelince böyle yapmak namazda mekruhtur. Bunun gibi gözün açık bulunması ve bakması vacip olan her yerde gözü kapamakta mekruhtur. İmamı Birgivi Tarikatı Muhammediye, Sayfa 426 433 8 Mayıs Mevlana takvimi